Merhabalar değerli dostlar. Türkiye'de 3 ana problem var. 1. Dine düşman tipler. Bunlar açık oynuyorlar. Yani bunlar Allah'a, kitaba, dine savaş açmış durumda. Bunlar açık oynuyorlar ve söylüyorlar. 2. Müslüman olduğunu söyleyip kendi dinini beğenmeyen, kendi dinini eleştiren tipler. Bunları da görüyoruz. 3. grup ise yeni nesilde, bunu çok görüyoruz, dini şuursuzluk içinde olan, inanç erozyonu yaşayan, inandığı değerlerin farkında olmayan ama o inançları da bir şekilde yaşamaya çalışan bir grup. Bu en sonuncusu yeni nesil böyle. Yani açık söyleyeyim, 3. grup en tehlikeli grup, çünkü bir olayda şuursuzluk kadar o olaya, o konuya zarar verecek başka bir şey yoktur. Yani diğerleri işte dine düşman olan tipler açık oynuyor. Yani burada Fatih Altaylı gibi mesela, şimdi programında milli basketbolcumuz, genç delikanlı sevgili Alper'i davet ediyor. Çocuk bir anısını anlatıyor, diyor ki ya işte diyor her şeyi yapıyordum ama beni Allah korudu. O da diyor ki seni Allah değil spor korudu. Yani birçok daha söylemi var böyle, biliyorsunuz. Yani bunu zaten, bu adamı tanıyorsun, biliyorsun ama yani gerçekten insanların inançlarına davet ettiği programdaki o genç delikanlıya dahi saygısı yok. Yani saygısız. Neden? Çünkü sen, birisi sana inançları doğrultusunda bir şey anlatıyor ve sen onu orada, yani Allah korumamış spor korumuş. Sen görürsün Allah korumamış spor korumuş. Bilim insanları bile, tıp insanları bile bir hastalıkta en son doktor ne diyor? Allah'tan ümit kesilmez diyor. Ben bunu kendi ablamda yaşadım. Ablam yoğun bakımda, beyimin ölümü gerçekleşmiş. Doktor diyor ki yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii ki Allah'ın işine karışılmaz, Allah'tan ümit kesilmez. Yani sizin Allah'la probleminiz varsa siz kendiniz, yani probleminiz varsa zaten o sizin probleminiz. Allah'ın da yani çok umurunda. Ama bari programınıza davet ettiğiniz insanlar inançları doğrultusunda konuşurken ona tahammül edin. Ona dahi tahammülleri yok. Çocuk anlatıyor. Hani gerçekten benim başıma da birçok olay geldi. Dedim ki yani gerçekten açıklaması yok. Allah korusundan daha başka açıklaması yok. Allah bir şekilde koruyor. Ha sen buna inan inanma ama yok, illa müdahale edecek. Yani vallahi spor korusaydı, spor tabii ki çok önemli ama kader diye de bir şey var. Anlatabiliyor muyum? O madem bu kadar biliyorsunuz, o son nokta, ölüm denen noktayı niye tahmin edemiyorsunuz? Ha? Niye tahmin edemiyorsunuz Sayın Altaylı ve onun gibi düşünenler? Madem bu kadar Allah korumuyor olmuyor, her şeyi bilin. Bak doktorlar şunu bile tahmin ediyor. Diyor ki bu hasta en fazla 3 ay yaşar. Ve nitekim de 2 ay 10 gün yaşıyor, 3 ay 5 gün yaşıyor. Mesela bazı hastalıklar var. Bizim Allah rahmet eylesin Ahmet Usta vardı, pankreas kanseri olmuştu ki biliyorsunuz, evlerden ırak. Nasıl bir şey? Abi adam 4 sene yaşadı ya. Kendi de diyordu. Yani devlet hastanesinde tedavi oluyordu. Doktorlar da sen yani üniversitelerde seni anlatıyoruz diyorlardı adama. Normalde pankreas kanserinin. Biliyorsun en şey çok tehlikelidir. Şimdi doktorların bile böyle Allah'ın işine, tamam mı? Şey yapamıyorsun. Adnan Menderes uçaktan düştü, ölmedi, adamı astılar. Yani şimdi siz, anlatabiliyor muyum? Yani ama hiç değilse, tamam mı, programınıza davet ettiğiniz kişiye saygılı olun. Bu grup böyle. Sonra biliyorsunuz geçenlerde Kur'an yakan bir Türk vatandaşını gözaltına aldılar. Dün de sosyal medyada X'te sevgili Sinan Akyüz paylaşmış, gazeteci. Ben de olayı biraz ileriye götürdüm. Adam gözaltına alınmış. Hadsiz terbiyesiz, terbiye yoksunu, yani burada yüzümün şeklinden anladınız,
Kalkmış sokak röportajında bir de ilahiyatı bitirdim diyor. Bir de Atatürk'ü işin içine katıyor. Peygamberle Atatürk'ü kıyaslıyor. Ve diyor ki yani peygamber mi Atatürk mü desen Atatürk derim. Çok iğrenç. İşte Atatürk analarımızı, dedelerimizi çok özür dilerim Yunan'ın altından, düşmanın altından kurtardı gibi sözler. Yani iğrençsin, rezilsin, kepazesin ve öbür taraftan diyor ki peygamber ne yapmış? Bir din haşa başımıza bela etmiş. Yani nokta nokta koy. Acayip videoyu görürsünüz. Neyse dün akşam İçişleri Bakanlığı olaya el koydu ve gözaltına alındı. Bir de böyle tamam mı? Dini bilip tamam mı? Buna böyle bir düşman olan tipler var. Bu grubun içinde bir de böyle küfür etmeyen ama işte laiklik adı altında dini böyle beğenmeyen, ibadeti ama başka dinlere asla laf söylemeyen. Yani başka saçma inanışlara ya Hindular ineğe tapıyor, idrarıyla yıkanıyor, pislikleri sokakta dolaşıyor. Bunlara hiçbir laf söylemiyorlar. Sadece yaşadıkları ülkede %99'u Müslüman olan bu inanışa ve onun peygamberine, onun ibadetlerine düşman olmuş bu ikinci grup var. Bir de üçüncü grup en tehlikeli ve benim en çok üzüldüğüm dün bir videoya rastladım. İki tane genç kız caddede araba kullanıyor ve başörtülü bu kızlar. Yandan geçen arabadaki çocuğa laf atıyorlar. Gülerek artık böyle öyle bir şuursuzca hal var ve çılgınca eğilir. Sevgilin var mı sevgilin diyor. Çocuk diyor ki var diyor. Bir tane daha olsun bir tane daha olsun. Ya abi yani bu kızlar başörtülü. Bırak sen başörtüsüz olsa da bu hiçbir kıza, hiçbir erkeğe yakışmayacak bir hareket. Fakat bir de üstüne başörtü olunca şuursuzluğu böyle lap diye suratınıza vuruluyor. Ben şunu anlamadım. Hadi bunu çektiniz. Ya güzel kızım, hiç mi pişman olmadınız da biz bu videoyu aman yok edelim demediniz de bir de bunu paylaştınız ya da kim paylaştıysa. İzinsiz biri paylaştıysa bilemem. Şu anda haber olarak X'te dolanıyor. Ben de oradan gördüm. Bunlar bunu yapıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bizler bunu eleştirdiğimiz zaman ve paylaştığımız zaman sizi mahkemeye vereceğim. Bu benim videom. O zaman paylaşma. Senin videon haber kanallarına düşmüş. Sen bunu açıkta bir yerde paylaşmışsın. Ya da senin sayfan kapalı da olsa arkadaşların görmüş. Bunu paylaşmış. Sen böyle bir şey hiç paylaşmayacaksın. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Kaç tane oldu bu böyle? Kızım biri Tekirdağ'da işte vur davulcu davula, annem kalksın sahura deyip davula göbek atıp böyle tık 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 oynamıştı bana. Yok benim adliye de çalıştım. Git ver kardeşim sen fenomen olmak için her şeyi yapıyorsun. Bütün değerleri kullanıyorsun. Ha biz eleştirmeyeceğiz. Şimdi bu kızlar da bakalım şimdi bunların çıldırmaları nasıl olacak? Bak ben yine bu kızları kazanalım diyorum. Ben bu kızların ailelerine de hayret ediyorum. Abi siz bunu görüyorsunuz ya. Şimdi benim oğlum bir şey paylaştığı zaman ben görüyorum. Ya da bunu görmeyecek kadar siz de şuursuzsunuz ya da bunu normal görecek kadar sizler de şuursuzsunuz. Ben en iyi niyetle bunu şuursuzluk olarak nitelendiriyorum. Bak en tehlikeli grup bu şu anda Türkiye'de. Üç problemimiz var. İlk ikisiyle yani dini düşmanlarla Fatih Altaylı dine düşman gibi bir şey bana göre yani benim fikrim. Böyle sürekli dine karşı laf çakanlarla ikinci grup dini çok iyi bilip dini beğenmeyenlerle daha kolay mücadele edersin. Ama sen İslam'ın bir emrini kadın olarak başörtüsünü üzerinde taşıyıp kalkıp böyle bir videoyu çekmenin, bak baş açık ya da kapalı, baş açık kadına da kıza da yakışmaz bu. Ama bir de başında başörtüsü varsa çok daha durum vahim alıyor. Çünkü bak sen bir sürü insanı günaha sokuyorsun, kötü bir imaj oluşturuyorsun. Ah bak kapalılar böyle, bunlar mahalle baskısıyla. Senin yaptığın hareket o bizi tamam mı aşağılamaya çalışanların eline bir sürü malzeme veriyor. Ha konuştuklarının sen bunu yaparsan onların da konuştuklarının çoğunda haksız olduğunu ben de söyleyemem. Çok üzüldüm. Anne babalar siz çocuğunuzun zorla başını kapatmayın. Bak benim de başım açık.
Siz önce çocuğunuza şuur verin. Birçok tesettürlü, gerçekten kadın tesettürlü, baba da karısının tesettürlü olmasından memnun. Anne babanın yanında aşırı dekolte, aşırı açık, aşırı mini kızlarını görüyorsunuz. Sen kendi şuurundan hiç değilse yarısını verseydin kızına, başını örtsün demiyorum. Edep yerlerini örtsün. Vermiyorsunuz. Demek ki diyorum ki anne babaların da hoşuna gidiyor. Daha çok annelerin, bak kusura bakmayın. Çünkü ben bu konuyu erkeklerle görüştüm. Baş edemiyorum. Bak bütün erkekler ve yanımda birkaç olaya şahit oldum. Gerçekten adamlar baş edemiyor. İşte sen karışmada, sen karıştığında ne oldu da böyle de oldu, şöyle adam kadın bir başlıyor. Kız da annesinden güç alıyor. Var bizim tanıdıklarımız. Anne kapalı. Kız yanında yemin ediyorum kalçalarının löpleri gözüküyor. Sordum babaya. Baba diyor ki ya baş edemiyorum. Gerçekten. Adam diyor ki yani bu saatten sonra ayrılacak. Tabii ki ayrılması. Ama bak bunun yüzünden ben eşinden ayrılan erkeği biliyorum. Ana kız babayı mahvetmişler. Adam en son ayrılmış. Yani ben bu kadar tahammül edemiyorum artık diyor, bu kadar açıkla. Şimdi tekrar bu genç kızlarımıza dönelim. Kimler bilmiyorum. Umarım yaptıklarının yanlış olduğunu anlarlar. Yani başörtüsüyle her şey yapılmaz. Namaz kılarken nasıl ki namazın bir disiplini varsa, başörtünün de bir disiplini var. Baş açıkta her şey yapılmaz. Nasıl başı kapalı, başörtünün bir disiplini varsa, baş açık insanın da bir disiplini var. Açıklığın bir sınırı olmalı diyoruz. Bunu savunuyoruz. Ama sen kalkıp da yandaki araba, sevgilim var mı, sevgilim var mı? Var. Bir tane daha alsın, alsın, alsın. Bir tane daha alsın, bir tane daha alsın. Bunu da çekip yayınlayacak kadar, hangi okulu okursan oku. Hangi üniversiteyi bitirirsen bitir, tamam mı? Hangi akademik kariyeri yaparsan yap ve o başörtüyü istediğin kadar kafana tak. Sen bomboş bir şeysin ve bu topluma da hiçbir şey veremezsin. Ve dine verdiğin, tamam mı? Din zarar görmez de algı olarak insanlara vermiş olduğun zararın vebalini de ahirette ödeyemezsin. Şimdi konu buraya mı döndü? Öyle baş açık kadınlar var ki birçok başını örten, tesettürlü demiyorum, saçını örtenden çok daha düzgün. Bak ben ünlüyüm. Şöyleyim, böyleyim kendime göre. Yemin ediyorum ben böyle bir şeyi yapmam. Ve benim hiç dindar olmayan arkadaşlarım var. Kızı böyle bir şey yapsa annesi öncelikle canını okur. Böyle arkadaşlarım var. Dindar değiller. Hatta benimle zıt siyasi olarak, hani şey olarak. Yemin ediyorum o üç tane kızı olan, iki tane kızı olan, bir tane kız arkadaşım var. Bir tanesinin kızı dedi ya. Ben 15 yaşındayım, 16 yaşındakiyle niye flört edeceğim ben? Bir erkekle flört için yaşım çok küçük, o yaştaki bir çocuk bana ne verir? Ancak zarar verebilir. Evet, doğru. Ancak zarar verebilir. Fakat bu kızların bu hareketi yapmaları ayrı bir sorun. Hadi yaptılar, ulan biz ne yaptık? Yok edelim bu videoyu demek gerekirken bu videoyu sosyal medyada yayınla. Sosyal medyada ya onlar açık yayınladı ya da kendi sayfasında yayın. Bak özel arkadaşlarıyla bile. Bir kere şu var. O arabadaki erkek sizin başörtülü olduğunuzu gördü. Hiç tanımadığınız bir erkek de olabilir. Belki de birininle mizansen yaptılar, bilemem. Ama o bile olsa, bak hiç tanımadığınız bir erkek sizin hakkınızda. Şimdi herkes anlar, abi iki tane kıza rastladım. Yolda bana diyorlar ki sevgilin var mı? Var diyorum. Olsun olsun. İki tane olsun. Yani sen iki eşliliğe, aynı anda bir erkeğin iki sevgilisinden birisi olmaya falan filan bunlara. Şeysin yani. Razısın. Ve bunu anlatacak herkese. İnsan üzülüyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bu sosyolojik ve çok önemli bir problem. Ve bu üçüncüsü en zararlı olan, kronikleşmiş ve gerçekten
diğerlerinden çok daha tehlikeli ve çok daha zararlı. Biraz şuurlu olun ya. Ailelere bakıyorum. Bak ben burada köy yerindeyim. Biz bu köye geliyorduk anneanneme. Biz başımız o zaman daha çıktı. Benim teyzemin kızları, onlar hani mesela biz çok daha muhafazakardık. O teyzemin kızları işte o kadar da muhafazakar değildi. Ama biz burada bu köyün işte Altınova'ya geldiğimizde anneannemin disiplini ve prensipleri vardı. İnanan inanmayan o yemenisini takar. Burada kolsuz dolaşamaz. Kısa kollu dolaşır. Alırdık annem bize teyzemlerde namaz eteği, basma etek, namaz eteği değil mi? Basma eteği giyerdik ve biz bu köyde çok da mutluyduk. Biz buna saygıyı öğrendik. İnsanların hayatına, ortamlarına saygıyı öğrendik. Hala yetişkin olduk. Bu köye geliyoruz. Ben bakıyorum köyde ki büyüyen kızlar, bu ne ya diyorum. Köyde de şortla dolaşılır mı? Dolaşmayın lan. Ananız, babanız, babaanneniz, dedeniz, yedi ceddiniz bu köyde. Doğmuş, büyümüş. Köyünüze gelirken bari saygılı olun. Köyünüze gelirken saygılı olun. Ama yok. Bu böyle bir, bu saçmalıklar, bu rezillikler, bu salaklıklar, bu keşmekeşlikleri, enterlik, dantellik, modernlik kendilerini böyle aşmışlık. Sen bana bilim adına ortaya ne koy? Bana diplomanı koyma. Bilim adına ne yaptın? Kültür adına ne yaptın? Sanat adına ne yaptın? İnsanlık adına ne yaptın? Tamam mı? Onun için ne yaptın? Bunun için ne yaptın? Bana bunu söyle. Bir çiçeğin sorumluluğu var mı sende? Kimin sorumluluğunu taşıyor? Evde benim bir tane kedim var, onun sorumluluğunu ben taşıyorum. Ben yokken oğlum taşıyor. Ha, kimine göre sıradan bir hayvan. Bak burada bir sürü kedi var. Abi alıyoruz kediye. Burada gelmişler. Hoşumuza da gidiyor. Bir şekilde onlar da bizim sorumluluğumuzu almışlar. Yazık ya. Vallahi billahi üzülüyorum. Recep Tayyip Erdoğan dindar insanlara bu özgürlüğü, siz bunu bu hale getirin diye vermedi ya. Nefret ediyorum ya. Gerçekten sinir sistemim bozuluyor ya. Ben sizin için mi başörtüsü için canımı ortaya koydum, hedef oldum. Mezardaki babama, mezardaki ablama bile küfür edildik, beni geçtim. Bunun için mi yaptım? Hakkımı ben de helal etmiyorum. Bu özgürlüğü çarçur edenlere hakkımı ben de helal etmiyorum. Bak bununla alakalı bir Reels videosu da çekeceğim. Gerçekten helal etmiyorum. Bu adama yaptığınız bu haksızlığın karşısında hepiniz Allah'ın karşısında hesabınızı verin. Size, dindar insanlara, tesettürlü kadınlara özellikle ve zamanında tesettürlü erkekler olanlara, çocuklarınızı bu kadar savurun, dini değerlerinizi bu kadar savurun, bu şuursuzluğa gelin diye mi bu adam size bu özgürlüğü verdi be? Yazıklar olsun. Ben de hakkımı helal etmiyorum ve benim gibi diğer arkadaşlarım sizlerin özgürlüğü için, inanç özgürlüğü için canımızı ortaya koyduk. Mezardaki yakınlarımız bile küfür yedi. Şu yaptığınıza bakın ya. Var mı sevgilim, var mı? İki tane olsun, iki tane, bir tane daha olsun. Olsun. İnşallah olsun. Ha. İnşallah o yaptığın şakayı yaşa inşallah. Çocuklarınıza biraz saygılı olmayı, edebi, hayayı öğretin ya. Bak bireysel günahlar beni ilgilendirmez. Kişi zina yapar, bana ne kardeşim. Yapmasın. Namazını kılmıyor. O noktaya getiriyorsunuz ya. Millet sonra bunları görüp abi benim diyor şeyim bundan daha iyi. Bakıyor o adamın tabii ahlakı. Tamam mı? Edebi bundan daha iyi. Adam kendini iyi hissediyor. Sonra diyor ki bu camide ayakkabısı çalınan dine küsermiş. Tabii dinle bunun bir alakası yok ama sen üzerinde bir ibadet taşıyorsun kardeşim. Dikkatli olacaksın. Rahibelerin hayatına bak. Sembol taşıyan, o işi yapmaya soyunan sıkacak kendini. Yapmayın. Açın lan. Vallahi açın başınızı, çok daha iyi. Açın. Ama bu sefer açık kadınlara laf geliyor. O da yanlış. Bütün açık kadınlar her şeye müsaittir anlamına da bir şey yok. Öyle mi? Bunu söylediğin zaman da Zeyda dik konuşuyorsun. Geldiğimiz nokta ortada ve şuursuzluk almış başını gidiyor.
Neyse sinirlerim bozuldu değerli dostlar. Vallahi billahi üzülüyorum ya. Kardeşim ben bunun için mi mücadele ettim? Bu bedeller, bu saçmalıklar için, bu şuursuzluk, bunlar bu şeyi çarçur etsin diye mi? Yaşandı o kadar şey. Biraz öğretemiyorsanız da açsın başını. Zaten dünden meraklıdır muhtemelen de işte. Aa ona buna ayıp olur diye. Her şeyin suyunu çıkarttılar. Evet değerli dostlar dedim ya. Bu üç şey atom bombasından daha önemli ve çok daha tehlikeli. Ama en tehlikelisi de bir ibadeti yapıp şuursuzca hareket eden. İşte öbürleri açık oynuyorlar. Evet dedim ya. Allah herkesi bildiği gibi yapsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım beni izlemeye devam edin.